Merhaba değerli Body Talks dinleyicileri. Body Talks'un yeni bölümüne hep beraber hoş geldik. Volkan Hocam. Merhaba Doğan abi. Yine Body Talks olarak çok değerli bir konuyla sevgili dinleyicilerimizin, o çok sevdiğimiz dinleyicilerin karşısındayız. Canlarımızın. Yine onlara Canlarımız. yardımcı olmak için tüm gün çalıştık Volkan Hocam. Evet. Evet. Mesai harcadık yine. Mesai harcadık. Yine bir rehberle bugün onların karşısındayız. Konumuz ne? Onu söylemeden önce ben Sayın Volkan Hocamın aşk doktoru, flörtöz kişiliğin bir diğer özelliğinden bahsedeceğim. Kendisi aynı zamanda çok güçlü bir deli doktorudur. Deli uzmanıdır. Yani şöyle Volkan Hocam mesela ben çok güvenirim. Deliyi hemen anlar. Yani otursun. tespitinde uzmanım, Deli evet. tespitinde Bunda uzmandır. mütevazi olamayacağım. Aynen otursun. Yani yaklaşık o böyle John Gottman hocanın o böyle anladığı şey gibi bir iki dakika içerisinde deliyi anlar. Beni dürter bazen. Aman abi der bu deli. Beni dürtme sonucunda çok şey yapmam o deliye bulaşmam. Volkan hocamın bu yönünü de belirtmek isterim ben değerli dinleyiciye. Şimdi bugünkü konumuz ne Volkan hocam? Ne abi bugün? Malum uzun süredir evdeyiz. Pandemi var, korona var. Maalesef. Yaklaşık yani 2,5 ay falan oldu. Ve bu Evet. sene delirdik hocam. Delirdik. Delirdik. Yeni deliler çıktı tespit Yeni edilecek. deliler çıktı. Hatta yeni delilik alanları çıktı Doğan abi. Yeni hastalıklar çıktı. Zaten ben birini Çıktı çıktı. tanımladım. Tıbba hizmet, bilime hizmet. Yaptın mı yine? Evet, ben yine hizmetimi sundum, tanımladım. Onu da konuşacağız. Şimdi biz bu Harika. delirmelerde dinleyicimize nasıl yardımcı olabiliriz diye sayın uzman, deli uzmanı Volkan hocamla 3 tane madde çıkardık. 3 temel delirme Evet. tipini çıkardık. Ama bu konu da derin ve büyük bir konu olduğu için yardıma bir hocamızı çağırdık. Psikolog Sibel hocam da bugün bizlerle olacak. Merhaba Sibel hocam. Harika. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben biraz sizi övmek isterim. Bizim programların bu ilk bölümünde biz bir överek başlarız birbirimizi, yükseltiriz. Zaten Kesinlikle. Body Talks felsefesinde bu da var. Güzel konuşma, övme. Şimdi Sibel Hocam çok değerli bir hoca. Kendisi Bilim psikolog, insanı. bilim insanı, aynen hepimiz gibi. Kendisi psikolog, bu işin uzmanı, deliliğin uzmanı. Birçok alanda hocam. Yoga hocası, kendisinin bir akademisi var. Ankara'da, Kibel Akademi diye reklamını da yapabiliriz. Aynı zamanda federasyonda, herkes için spor federasyonunda yoga eğitmenliği yapıyor. O derece üstat bir hocamız. Ve birçok alanda da, psikolojinin birçok alanında da uzmanlıkları ve çalışmaları var. Kendisi Body Talks felsefesini benimsemiş bir hoca. Flörtözlüğe inanıyor. Gençliğin sırrının ve diriliğin sırrının da buradan geldiğine inanıp aynen bu şekilde yaşıyor. Hocamın da zaten profiline bakıp nasıl bir Body Talks felsefesine inanmış bir hoca olduğunu görebilirsiniz. Evet sayın hocam nasıl övdük sizi? Vallahi çok teşekkür ederim. Hem çok net oldu, özet oldu, hem de nokta atışı oldu. Süper oldu yani. Çok teşekkür ediyorum. Peki tekrar hoş geldiniz Hoş dedikten sonra bulduk. siz bizi övmek ister misiniz? Bu Body Talks Tabii nasıl bir tabii, program? evet. Neleri iyi yapıyor? Yani çok bir nasıl bir Şimdi harikayız. Biraz över misiniz bize? tamam, ben şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. 2 gün falan oldu galiba, keşfedeli zaten. Evet. Ve hastası oldum. Yani böyle çok Ay. akıcı, çok böyle doğru noktalara net bir şekilde değiniyorsunuz. Çok doğru yönlendirmeler yapıyorsunuz. Bir de bunları böyle yaşanmışlıklarla ve esprilerle donatınca çok keyifli bir hal almış. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çok teşekkürler hocam. Hocam da bizi güzel övdü ama Doğan abi. Çok güzel övdü. Ben biraz duygulandım zaten. Evet, Aslında teoriyle pratiği aslında espri de yok aslında. Bu yaşanmışlıklar yani. Biz evet. espri yapmıyoruz. Olaylar komik. Bunların hepsi yaşandı. Onlar komik. Ama şimdi şu da önemli. Kimisi bunlara kahrediyor. Yani siz bunları eğlenceli bir şekilde ele alabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Evet hocam. Body Talks felsefesinin bir yönü de zaten bunlarla eğlenebilmek. Hayatla barışık olabilmek. Olanlara affedebilmek, bunlardan zevk almaya bakmak. Biz anda kalıp zevk almacılarız. Dolayısıyla zaten felsefemiz bu diyorum hocam. Şimdi biz 3 tip delirme tespit ettik Sibel hocam ve sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Çok derin delirmeler. Birinci delirmemiz için Ben hazır mıyız hocam? hazırım. Evet. Şimdi öncelikle şunu sorayım ben size. Uzun süredir evdeyiz. Biz Volkan hocamla bir giriş yaptık ama çok delirdiğimizi düşünüyoruz biz. Siz de bu fikirde misiniz? Delirdik mi biz 2,5 ay süreç? Evet.
hep beraber delirdik bence. Yani çok ağır bir dönem bir kere. Hiç aslında bir taraftan ben çok mutluyum. Böyle bir döneme denk geldim. Bunu da gördüm diye. Görmesem aklım kalırdı herhalde. Ama bir taraftan da her şey durdu. 2,5 aydır evdeyiz. Hayatlarımız birdenbire değişti. Bu tabii ki herkesi çok derinden etkileyen bir süreç. Hepimiz etkilendik. Bunaldık yani. Yeter artık falan diyesim geliyor benim bazen. Yani delirmemiz normal değil mi hocam? Evet, çok normal, çok. O zaman sevgili dinleyici, hiç endişelenmeyin. Delirmeniz normal. Ben de delirdim. Orkun hocam da delirdi. Hepimiz delirdik. Normal bu. Delirdim. Ben İstanbul'da delirdim bir de. Ya bir de Orkun hocam evinde uzaklı delirdi adam. Geldi demiyor kimse. Kendi kendine delirdi. Çok şanslı olduğum bir döneme denk geldi Doğan abi, korona. Evet evet. Biz sana da yardımcı olacağız hocam delirmene. Şimdi ilk delirme başlığımıza geçelim. Birinci en sık görülen delirme tipi. Spor delirmesi. Nedir bu spor delirmesi hocam? Açayım biraz. Pandeminin başlaması süreciyle beraber ilk günlerden itibaren yürüyüş ve koşu başta olmak üzere şaşırtıcı bir şekilde insanlar spor yapmaya başladı. Biz bu hocamla beraber koşucuyuzdur. Başta koşu sporuyla uğraşırız. Birçok alanda sporda varız ama bir koşu aynı zamanda başkanlığını da yaptığımızı ben belirtmek isterim. Evet. Şimdi bizim böyle bir koşucu profilimiz yoktu Ankara'da. Yani biz pazar günleri Eymir'de koşuda toplanırız. Yarısı der ki hocam 10'da mı geleyim? Uyuyor hocam bir bugünüm var falan. Hani koşuya zorla getirirdik biz insanlar eskiden. Ama pandemiyle beraber herkes koşucu oldu Ankara'da. Bir artış oldu. Yani Eymir'de artış oldu. Kapattılar Eymir'i zaten. Herkes koşuya getirdi. Aslında dünyada öyle bir şey oldu galiba. Bayağı bir yayıldı. Yayıldı aynen öyle. Zaten evet. Türk delirmesi değil bu. Yani dünya global bir delirme bu. Ondan sonra... Mesela şimdi ben örnek vereyim. Oran'da ODTÜ'nün bir ormanı var. Ya ne işiniz var o kadar kişi ormanda? Arabalar kuyruk kuyruk kuyruk. Sizin alanınız hocam yoga. Burada da ciddi bir delirme var. Herkes evde yoga yapıyor. Meditasyon. Evet. Abi yoga matı alamadım ben uzun süre. İnternette kalmamış. Evet. Aa. Oraya talep oldu. Ev şeyleri alındı. Ne denir ona? Dumbbell'lar alındı. Şeyler alındı. Şimdi hocam neler oluyor? Yani insanlar neden spora yöneldi? Bir de ben şunu sormak istiyorum koşu grubunun da başkanı olarak. Hı hı. Pandemi sonrası bu yeni koşucularımız aramızda olacak mı bizim? Aa, güzel soru. Aa, evet. Süper. Tamam evet, o hocam. Zaman şöyle adım adım gidelim. Adım değerlendirelim ama o soruyu da unutmayalım en son. Onu da tamam, cevaplayalım. Hocam. Tamam. Şimdi öncelikle neden delirdik? İsterseniz kısacık bunu söyleyeyim. Yani ne oluyor da böyle deliriyoruz biz? Çünkü bu bir travma aslında psikolojik olarak bakarsak ve travmalarda işte sinir sistemi bir şekilde etkileniyor, detayına girmeye hiç gerek yok. Diyor ki yani sen tehdit altındasın, ya savaş ya da kaç diyor kişiye. Aynen. Şimdi böyle olunca da bir enerji yükselmesi yaşıyor kişi. Yani savaşacak, kaçacak ya da işte bu ormanda yaşayan, mağarada yaşayan insanları düşünün. O dönemden gelen bir şey bunlardan. Ama şimdi günümüzde ne oluyor? Evin içinde kalmış insanda da aynı sistem. Savaş ya da kaç deyince bir enerji var atılması gereken. Yani kaygı ortaya çıkıyor. Kaygı adrenalin yükseltiyor. Adrenalin yükselince de adrenalin bedenden atılmak istiyor. Yani o sürekli bedende kalamaz. İşte organizma bir anda harekete geçme isteğiyle uyanıyor. Bir şekilde atılması lazım dışarı. Evet, evet. Doktora. Şimdi ne yapacak? O zaman ben diyor hareket edeyim diyor. Hareket etmenin en kolay yollarından birisi de spor yapmak gibi geliyor aslında. Kolay geliyor, öyle başlıyorlar. Oradan da işte koşuyor, yürüyüşe çıkıyor. Kendi yaşına uygun seviyede işte mesafelerde ya da tempoda bir takım koşu ya da yürüme sporuna yöneliyor. Onun dışında evde yoga yapanlar, evde diğer egzersizleri yapanlar da artış. Ya ben de gördüm şahsen sosyal medyada. Hiç spor yapmayan insanların spor yapmaya başladığını gördüm ben de. Aynen öyle hocam. Yani temel sebebi diyorsunuz ki bunlar enerjilerini atamıyorlar. Evde evet. Doluyor evet. Bunlar. Aynen öyle. Doluyor, enerji doluyor, atamıyorlar. Peki hocam kim bunlar? Böyle bir gruplayabilir miyiz? Yani bize bunları bir yakından tanıtır mısınız? Tamam. Şimdi aslında şöyle birkaç başlık altında ben bunları özetleyebilirim size isterseniz. Çok severiz biz. Kaçı ayrılıyor? 3 mü 4 mü? Böyle o bölünmelere bayılırız. Maddeleri severiz. Maddeleri çok severiz biz hocam. Tamam. İyi, dinleyiciler notlarını alsın. Hemen ben uyarayım hocam, pardon. Kalemler kağıtlar kağıt olsun. Evet. Sibel hocam anlatıyor. Kim bunlar? Nasıl tanıyacağız? Evet hocam, şimdi buyurun. Şimdi spora başlayanlar, dört başlık altında toplayabiliriz aslında bunları. Şimdi ben bunların ilkine şey diyorum. Değerini kaybedince anlayanlar.
Yani bu tipler şeyler, hani böyle hep başlayacağım da ya üf bir fırsat bulamadım ya, yarın kaydolacağım işte, aslında ben de gelecektim koşuya da işte çocuğun ateşi çıktı falan, sürekli ertelerler ya böyle spora başlamayı. Çok doğru. İşte bir grup onlar. Çok pişman oldular tabii pandemide evde kapalı kalınca. Şimdi de böyle o kaybettikleri mesafeleri kapatmaya çalışırcasına deli gibi spor yapıyorlar. Aynen. Birinci grup bu. Evet. İkinci grubu söylüyorum. Evet hocam. Bunlar da fırsatçı zekiler dediğimiz bir grup. Bunlar çok eğlenceli bir grup aslında. Her yerde görebileceğimiz kişiler. Yani aslında pandemiyi biz daha idrak etmeden evine koşu bandı almış tipler bunlar hocam. Anasının gözü bunlar hocam. Evet. Tam anasının gözü. Evet. Ya bunlar hemen anlıyorlar ve şey diyor mesela, ya ben zaten diyor böyle bir vakit arıyordum. Bir boş kalsam da, bir deli gibi spor yapsam da, şu yapamadığım karın kaslarımı artık ortaya çıkarsam. Hemen bunu anlıyor ve işte bütün gerekli malzemeleri de topluyor evine, başlıyor kas yapmaya. Deli gibi sporunu yapıyor. Harika bir tespit hocam bu. İkinci gruba ben o fırsatçıyla girdiniz ya, orada zaten bu uyarıldım. Bak Volkan hocam niye mat alamıyor? Niye yoga matı bulamıyor koskoca hoca? Evet, fırsatçılardan. Tükendi çünkü. Evet. Tükendi. Bir de ben şunu görüyorum bu hocam bu grupta. Benim çok dikkatimi çekerdi biz Volkan hocamla bu deliliği. Adam mesela fırsatçı ya bu. Önce kendi gidiyor ormana. Koşuyor bu fırsatçı tap 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 tap. Zaten pişman. Sonra eve geliyor hemen sosyal medyaya yapışıyor. Diyor ki arkadaşlar niye dışarıdasınız? Fırsatçı yapışıyor. Değil mi Volkan hocam? Çok gördük bunu biz. Ya adam hikaye atmış. Diyor ki Emir yani bu ne kalabalık. Acaba bir bakalım ya, bakalım elimde telefonla hikaye attığın için olabilir mi? Sen de oradasın zaten değil mi? Yani sen de oradasın. Diyor ki buradan Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Ortalık çok karabuk, sosyal mesafe sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Kendisi hikaye atıyorsun orada. Yani ben bu kaybedince anlayanlar yine bir şekilde ben bunları sevebilirim de ben bu fırsatçıları sevemem. Fırsatçılara ben de yoga matından dolayı çok kızgınım Doğan evet, abi. Aynen. Buradan bütün yoga matı üreticilerine sesleniyorum. Böyle ufak bir sponsorluğunuz olabilir. Tabii hocamızı değil mi? Volkan hocam da şu bir yoga hocası daha ekledik. Yani yoga matının ismini veririm üzerinde. Size önerelim bir tane mat. Hemen bak kazanım. Evet, hemen bir kazanım. Orada bir güneşe bakan poz veririm ben de hocam. Tamam. Evet hocam, teşekkürler. Çok güzel bir gruptu bu. Devam edelim. Tamam. Şimdi bir de böyle genç olanlar ve genç hissedenler dediğim bir grup var. Çok güzel bir grup. Evet. Bunlar aslında birazcık böyle biriken libidolarını atmak için spor yapıyorlar. Ama ona zaten ben girecektim konuda da. Şimdi evde birikiyor bu. Niye evde birazını atmıyorsun değil mi yani? Dışarı çıkarıyorsun da bizim yanımıza getiriyorsun. Aç birazını evde. Ne diyorsun Volkan hocam? Yani bu libido konusu tabii ben dikkatimi çekti. Önce de senin giriş yapmanı bekledim Doğan abi. Dediğin gibi bu libidonun hepsini yanımıza getirme bizim. Bir kısmı yani. Özellikle yani bizim, buradan dinleyiciye bizim bastırabileceğimiz libido şeyi sınırlı Doğan abi sporla. Aynen aynen hocam. Ben burada biraz yükseldim. Özellikle uyarmak istiyorum. Libidonla bizim yanımıza gelme. Gelme. Pandemi de biter. Bizden uzak dur ya. Pandemi de biter. Eğer evde atamadıysan şimdi hocam da yardımcı olacak. O enerjini gelip koşu grubunda atmaya çalışma. Sakın. Yani sen fırsatçısın, gençsin de biz de saf değiliz yani. Biz de yani. Koşu grubunda. Ama dersin 2 senedir koşuyoruz. Kim niye gelir anlarız. Uyarıyorum dinleyici. Dikkat et kendine. Tamam, evet, devam edeyim hocam. Evet, buyurun, buyurun hocam, pardon. Bir grup daha var spora başlamış olan. Bunlar da aslında şöyle, bugüne kadar yapmadığı kadar börek pasta yapan bir kadın grubu var aslında. Şimdi normalde pandemi yokken konu komşu için yapıyor, gelen misafir için yapıyor ama bu sefer çok kötü, yaptığı şeyi de kendi yiyor tamamen. Evet. Bu da kilo olarak geri dönüyor tabii. Diyor ki 3-5 hareket yapayım da bari işte... Yani vicdan rahatlatma gibi. Aslında bunların sporla hiç bir ilgisi yok. Yok, evet evet. Evet, yani sadece vicdan rahatlatmak için fazla yedim, fazla yaptım, fazla pişirdim diye spor yapan tipler. Çok güzel özetlediniz hocam ya. Evet. Çünkü bu tip de şöyle, biz bunu Volkan hocamla uyardık. Bilmiyorum dinlediniz mi orayı. Bu tip kendine dikkat etsin. Bak sen onları yedin, spor da yapıyorsun. Güzel, biz seni destekliyoruz.
Ama ne dedi hocam? Sibel hocam da dedi. Herkes evde atamıyor libidoyu. Dikkat et. Yani evde atması lazım bunun. Kilona da dikkat et. Senin bazı sorumlulukların var. Öyle değil mi Volkan hocam? Kesinlikle. Kesinlikle Doğan abi. Anlattık. Oradan boşanma bölümüne geçmeye zorunda kalırsın. Dikkat et. Aynen öyle. Dikkat. Hocam evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben gerçekten de anladım. İnsanlar niye spora gidiyormuş. Bu dört maddeyle beraber çok güzel özetlediniz. Kaybedince anlayanlar, ben bir hemen üzerinden kısaca fikrimi söyleyeyim. Gerçekten de bu grup hep var. Yani o mesela pazar gelmiyordu ya koşuya. Şimdi bize diyor, ah ya keşke diyor gelseydim diyor. Şimdi hep beraber pandemi insanlara hayat dersi veriyor. Buradan da bu hayat dersini alalım, öyle değil mi değerli hocalarım? Kaybedince anlama elindekinin değerini. Spor yapmak için sağlıklı bir vücudun varsa yoganın da felsefesi olarak buna şükret. Bu vücut bende vardı. Pandemi sonrası da biz seni koşulara bekliyoruz. Aynı zamanda yogayı da bekliyoruz. Ben de başlayacağım yogaya. Bravo, bravo. Evet, bekleriz. Ben de koşuya başlayacağım, evet. Heh, aynen Sibel hocam. Senden de bunun sözünü aldık. Volkan hocam, kazanıma bak. Biz yogaya başlıyoruz. Kazanım çok güzel, çok güzel. Zaten sen başlamıştın. Ben de geliyorum. Ben Sibel başladım. Hocam da koşuya başlıyor. Bu kaybedince anlayanlar da gelsin. Biz onlara sahip çıkarız. Değil mi? Hadi gelsin onlar da. Aynen. Gelsinler. Koş. Bir şans vermek lazım. Bir şans daha vermek lazım yani. Verelim. Koşuya gel. Yogaya gel. Biz seni Kibel Akademi'de ve R4R Running Crew'de sahip çıkacağız. Ondan harika. Fırsatçılara ben sahip çıkmak istemiyorum. Yani bu... ben bu grupta erit oluyorum zaten. Yani fırsatçılığını yap o zaman. Devam et o hayatına. Pandemi sonrası devam et. Genç ve genç hissedenlerin yanındayız zaten biz Body Talks felsefesi olarak. Her zaman. Her zaman. Gelsinler bunlar. Bizim yanımızda diri ve genç olmak istiyorum hocam diye. Biz bunlara yardım edeceğiz. Spora başlayanlar için de ben sonradan başlayanlar için de söyledim. Kilo almayın arkadaşlar. Dikkat edin. Korona dönemi bu. Ne kadar daha olacağı belli değil. Sıkıntılar çıkar. Sen kilo aldın mı Doğan abi korona döneminde? Ben verdim. Ver. Ben verdin mi? Garip bir şekilde verdim ya. Hatta bayağı verdim yani. Şu an 80 kilonun altına düştüm ya. Harikasın hocam ya. Sen aldın mı? Yani hocam, bu durum ne? Ben çok iyiyim. Dipçik gibisin yine maşallah. Tabii tabii. Çünkü ben antrenmanımı çeşitlendirdim. Burada yogaya başladım biliyorsun. Aa evet evet. Ben evet, hiç evet. Çıkmadım çünkü 60 gündür sadece bir kere Valide Sultan korusuna öyle bir memur beylerden iznimi alarak hemen bir koştum geldim. Onun evet. Dışında 60 günde sadece bir kere dışarı çıktığım için tabii evdeki antrenmanlarımı çeşitlendirdim. Onu da yogaya ekledim. Vücudumdaki farklar da gelince görürsünüz zaten. Evet hocam harikasın. Zaten ben iyi atlattım yani korona sürecini. Aynen. Genç ve diri halini isteyenler Volkan Dağ adresinden de günlük olarak takip ettiler. Hani hocam hala diri mi bakayım mı, boğdu taş gibi mi diye. Sibel hocam sende durum nasıl? Ben bugün tartıldım. Bir de şeyde eve ilk kapandığım zaman tartılmıştım. Hala aynıyım. Hiçbir değişiklik yok. Çok güzel. Body Fox Talks felsefesine inanan 3 hocamızı da görüyorsunuz. Diri, gençliğini sürdürüyor, koruyor. Kendine dikkat ediyor. Aynen. Evet, kendine dikkat ediyor. Dinleyici sen de buradan hocalarına örnek al. Dikkat etmeye devam et. Evet sevgili hocalarım evet. O zaman ikinci maddeye geçelim mi hep beraber? Geçelim. Çok güzel bir madde. Benim de kafamda soru işaretleri var Volkan hocam. Evet. Senin yardımlarınla bu ön plana çıktı. Şimdi elimden geldiğince. Kıyafet delirmesi başladı. İkinci delirme kıyafet delirmesi. Şimdi bir pandeminin başlangıcını hatırlayalım hep beraber. Ben resmedeceğim size storyleri. Başladı. Önce saçlar uzadı. İlk hafta, ikinci hafta. Ay kuaförüm canım benim. Storyler başladı. Sonra insanlar evde özensiz. O benim Volkan hocamla kızdığım kötü pijama. Eski tişörtler falan. Özensizdi. Sonra zaman geçtikçe böyle 4 hafta, 5 hafta oldu. Kıyafetler değişti. Hayda. Ay değişti. Şimdi ben ne görüyorum erkek gözüyle kadında? Bir kere eşofmanların aşağı inmeye başladı biraz. Beller aşağı inmeye başladı. Düşük bele. Bak, ben biraz TikTok'u da çok izliyorum ya Volkan hocam. Yani ben de biraz da o Pontemo Paylo şarkısı var ya. Pontemo Paylo arabada. Benim rüyalarıma girmeye başladı bu. Ondan sonra beller açıldı. Büstiyerler giyilmeye başlandı. Bugün çok güzel bir katkı geldi dinleyiciden. Diyor ki Doğan hocam diyor sadece kıyafet değil diyor makyajla başladı diyor. Doğru. Bak son storylerde makyajla başladı. Dolayısıyla hocam kıyafetlerde bakımda bir değişiklik var mı? Bir delirme var mı evde? Yani açıldık biraz kıyafet olarak öyle bir şey görüyor musun?
Yoksa bende mi bir hani libido yükselmesi var? Sana mı öyle geliyor? Ha, bana mı öyle geliyorsa ben kendi çapımda doğanıcı olarak ben de gelişimi açayım, önlemimi alırım. TikTok'u azalt. Ha, TikTok'u. Böyle bir delirme ve libido birikmesi görüyor musun Sibel Hocam? Vallahi şimdi biraz cinsiyetçi yaklaşacağım ben bu duruma. İhtiyacımız sanki. Var. İhtiyacımız çünkü var. Aslında kadın genelde modayı takip ediyor. Onun böyle hani libidom yükseldi biraz da soyunuyum falan gibi bir yaklaşımı var mıdır? Bilemiyorum. Hiç öyle bir ama kadın olur mu Sibel Hocam? Size kadın gözüyle ben sorayım. Kadın libidosu yükselince kendi kıyafetini açar. Ne diyorsunuz? Yani açar da sergiler mi onu bilemiyorum. Yani hayır burada ama yani. Sergileme şimdi hocam ben detay vereyim. Teştiricilik değil. Kesinlikle estetik sergileme. Ben yok, çok beğeniyorum. Yok ben yok teştirici demedim bir şey yok. Ama yok teştirici anlamında demedim ama yani sosyal medyaya koymaz o niyetle soyunduysa herhalde. Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum bilemiyorum. Peki. Ben aksini düşünüyorum. Ben de aksini düşünüyorum. Nasıl yani? Yani bir artık hocam burada şimdi bir libido olmuş ve davetkar şekilde paylaşımlar başlamış. Yani artık bir şey istediğini talep etmeye başlıyor. Bunu göstermeye başlıyor. Bence bu libidonun yani etkisi. Yani acaba işte erkek libidosunun etkisi mi böyle algılamanıza sebep oluyor acaba? Olabilir. İşte bu o yüzden olabilir. De bir kadın bakış açısına ihtiyacımız var. Evet. Biz çok diyoruz ki oldu. Volkan hocam aşk doktoruyla beraber. Kadın ilgi çekmek için bu story'yi koyuyor. Yani evet. Bu kötü değil bu arada. Ben de koyuyorum. Tabii. Bizim zaten önerdiklerimizden birisi. Aynen. Şimdi ben kendimi söyleyeyim. Ben de mesela fitness yapıyorum. Kaslandıkça acayip 42 yaşında. Yani kolumu mesela sırtımı göstermek istiyorum. Benim mesela... Sen onu libidondan dolayı mı gösteriyorsun? Ha, ama evet, beğenilmek libido... istiyorum Volkan. Şimdi ben yani o story'yi koydum da niye koyuyorum o story'yi o zaman? İşte niye koyuyorsun? Yani bir hoşuma gidiyor. Ama şimdi bir şey, bir araya girebilir miyim? Buyurun hocam. Yani öyle bir fotoğrafı gören kadın bu adam da ama işte libidosu yükselmiş falan diye yorum yapmaz yani. Aa yapmaz mı? Yani yapmaz. Boşuna mı koymuşuz ya o kadar? Hayır. Direkt onu söylemez tabii ki ama yani bunlar karşılıklı bir etkileşimdir. Biz onu savunuyoruz. Tabii ki hani libidosu yükselmiş, of ne biçim libido demeyecektir de bu libidonun yükseldiğini gösteren şeylerden bir tanesidir diyoruz biz. Yok ben yine de öyle düşünmüyorum. Ya bilinçaltına atabilir misin Sibel Hocam? Ben görüşünüzde çok hoşuma gitti bu arada. İyi ki geldiniz. Bilinçaltına atabilir mi? Mesela yine kendimden gideyim ben. Bu örnekleri kendimden vermek daha saf oluyor. Mesela beni gördü öyle kaslanmış. Oh dedi Doğan Hoca sırt kasları, kol kasları. Gerçekten sizin dediğiniz gibi demez. Yani ben bu yönde sizin dedikleriniz mantıklı geldi. Oha bu hocayı da çok güzel olmuş falan demez. Ama bilinçaltına atar mı acaba? Doğan Hoca da diri bir hoca, genç bir hoca diye. Öyle bir etkisi olur mu? Ona da olmaz derseniz bizim adımıza bir bilgilendirme olur. Yani bunun bence şöyle beğenebilir ama hani beğeniden öteye geçmesi için farklı şeyler gerekir kadın için bence. Farklı mekanizma. Hani, evet yani hani erkekler sonuçta görselliğe çok daha önem veriyor ve hani libidosunun yükselmesi için görsellik daha önemli oluyor ama kadınlar için kriterler farklılaşabiliyor. Benim için önemli görsellik mesela. Bir önem veririm. Benim için en önemlisi. Bir değil mi senin için bu konu? Bir. Yani tartışmasız bana bir ne dediklerine direkt o diyorum da ona. Benim için de bir o. Yani hani ya tabii ki kadın için de önemli. Önemsiz ama olduğunu ben hiçbir zaman düşünmüyorum. Hayır. Tabii şimdi güzel vücutlu bir adam mı değil mi? Çirkin vücutlu bir adam mı hocam diye sorsan sen de tabii ki de A dersin hemen. A, evet. A. doğru, tamam, evet. Yani ruhlar aleminde de yaşamıyoruz hocam. Peki Sibel hocam, teşekkürler. Tamam. Devam edelim. Seni biz böldük, özür dileriz. Devam edelim. Yok. Nasıl? Ama bu da böyle şey bir konu. Yani çok detaylı tartışılabilecek bir konu. Tartışalım, aynen. Evet. Tartışalım hocam, buyurun. Şimdi libido yükselecek. Yükseldi zaten bence. Şimdi bu yasaklar ortadan kalkınca ne olacak? Asıl bu kısmı herhalde daha önemli gibi. Harika yani bir alana girdiniz hocam. Libido yükseldi. Volkan Hoca da ben de. Siz de aynı fikirdeyiz. Bitince bu patlama nasıl yaşanacak? Çok güzel. Ne olacak? Ne olacak? Yani burada da benim böyle aklıma gelen 4 tane senaryo var. Bunları bir paylaşayım. Eğer sizin de aklınıza gelen başka şeyler olursa onları eklersiniz. Tamam hocam. Şimdi birincisi standart görüşemeyen sevgililer kavuşacak birbirine. Evet, o yoğun bir birleşim olacak orada. Evet, orada bir şey olacak. Yani bu noktada da benim aklıma gelen, yani insanlar zaten çalışıyorlar, işleri güçleri var. İşte iş yerlerinde
izin talepleri artabilir, iş verimliliği düşebilir. Yani işverenlerin birazcık daha bu konularda önlem alması gerekebilir ya da hazırlıklı olması gerekebilir diye düşündüm ben. Hocam çok bilimsel bir yaklaşım oldu. Teşekkürler ama işverenleri, dinleyicilere, Voditox dinleyicilerine biz seslenelim. Şimdi bu görüşemeyen insanların kavuşmasına saygı duymak lazım. İşveren sen de bu çocuklara izin ver. Evet. İşveren sen de biraz yani engel mengel olma bu çocuklara. Ben buradan böyle seslenmek istiyorum. İkinci senaryo daha bir şey, eğlenceli bir grup. Evet hocam. Görüşemeyen yasak sevgililer kavuşacak. Oo. Yasak mı? Yasakmış. Evet. Bakaracağım. Gel yasak ben. hoş yasak geçmiş sende. Benim yasak denince uyandım burada. Uyandım. Evet hocam. Evet. Bunlar? Yani işte bunlar evli olup başka partneri olan kişilerden bahsediyorum. 2,5 aydır evde eşiyle yani yasal eşiyle birlikte kalıp ama sevgilisiyle görüşemeyen kişiler. Ya bilirim. Volkan hocam evet. Biz bunları uyardık ama sen bu konuyu bilirsin. Ne diyorsun bu gruba? Yani bu grup şu anda bence en mağdur olan grupların başında geliyor Doğan abi. En mağdurların başında. Şimdi evdeki mevcut düzenin riski, bir yandan karşı tarafın çağrısı, davetkar çağrıları. Geçen anlattım ya hani o telefonun ayarlarını mı kıssın, telefonumu yakalatmam acaba? Yandan mesajlaşamıyor. Büyük çıkmaz içerisindeler. Evet. Evet hocam şimdi bunlara tavsiye sonrası da evet sonrası da şimdi biraz karışık olacak bence. Şimdi eve söylenen yalanlar artabilir. O yüzden daha dikkatli olmaları gerekir. Doğru. İkincisi şimdi bir mekan ihtiyacında artış olabilir. İşte oteller, günübirlik kiralanan evlere rağbet artacaktır. Bence şimdiden rezervasyon falan düşünmeleri gerekir. Bravo hocam. Çok güzel tavsiye. Çok güzel. Aynen çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Çünkü Voditox dinleyicisinin iki kısmına da hitap ettik böylece sayende. Bir, arkadaş dikkatli ol. Hani eşin yalan söyleyebilir. Yakalanma. Cebine koy. Yakalanma. İki, şimdiden de hani otelini ayarla. Çalışmalarına başla. Ekonomi katkıda sunduk ya. Tabii iki grupla da burada hizmetimizi götürdük. Teşekkürler Sibel Hocam. Evet şimdi şeyler var. Asıl zor olan kısım. Belki siz burada tavsiyeler vermek istersiniz. Buyurun hiç hocam. Sevgilisi olmayanlar. Ah ya bizim... Yazık diyemem ya. Ben onlara ya. Ah canım. Onlar ne yapacak onları bilemiyorum. Şimdi hocam bu çok büyük bir dosya ya. Yani hiç bu dosya bitmez bugün açarsak. Bitmez. Biraz girelim ama biz bunlara da yardımcı olalım Volkan hocam. Olalım. Benim de aklımda birkaç proje var Doğan abi. Şimdi bana da çünkü bu mağdurların feryat çığlıkları bana kadar ulaştı Doğan abi. Artık onlar için de bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz Volkan hocam flört bölümünde bazı tavsiyeler verdik. Verdik. Ama Sibel hocam da söylüyor. İnsanlar evde yalnız. Bana da yazdılar. Hocam hı-hı. Çok güzel flörtöz tavsiyeleri aldık. Rakıyı koyacağım ben ama çok kötüyüm. Yani şimdiden hani kırıştırmaya başlamak istiyorum diye yine bu grubun yardıma ihtiyacı var. Biz bunlara özel yarın bir program yapacağız. Şimdiden söyleyelim. Kırıştırma tool'larını Volkan hocam anlatmıştı. Instagram'da evet. Bir güç. Bunu kullanıyorsunuz Volkan hocamın tavsiyeleriyle. Yarın dev Tinder dosyası geliyor arkadaşlar. Oo, Tinder. Aynen. Body Talks dinleyicisine Tinder. Çünkü yani Instagram kırışması oluyor. Doğru. Bunu anlattık. Biz tool'ları da gösterdik. Ama Tinder tam bunun için yapılmış bir şey. Tabii. Ne dedi Sibel hocam? Herkes evde bekliyor. Libidosu da arttı. Birini arıyor ya. Birini arıyor, biriyle buluşacak falan. Biz bununla ilgili çok güzel bir guide hazırladık. Bu guide'ı da yarınki şeyle beraber aktaracağız. Yarınki Tinder dosyamızla beraber aktaracağız. Özellikle kadın dinleyiciden başlayacağız. Baştan sona Tinder nasıl kurulur, nasıl kırıştırılır? Bütün eline rehberi yine hazır vereceğiz. Muhteşem bir konu. Aynen, bu grup hiç merak etmesin. Biz yarın yanlarındayız. Evet, vallahi elinize sağlık. Büyük destek. Evet hocam. Son senaryo var bir de. Bunlar benim çok uzmanlık alanım değil. Yani burada topu direkt size atacağım. Evet. Poligam olanlar var. Poligam olanların işi daha da zor bence. Yani ilk kiminle görüşecek, nasıl bir sıralama yapacak gibi böyle kafaları karışık olabilir. Evet, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Poligami çok eşlilik. Onu bir seyirciye bilmiyorsa söyleyelim.
çok eşçilerin işi gerçekten zor. Zaten bu süreci de zor geçirdi. Onunla mı görüşeyim, bununla mı görüşeyim diye. Bundan sonra kime gidecek? Aslında benim tavsiyem şu olur. Bu süreçte zaten onu anlamış olman gerekiyor. Yani biraz akıllı ol. Bu süreçte ilk aklına gelene git diyorum ben. Yani hani harika. İlk, tabii ilk Allah ben şunu görmem lazım dediğine git. Hatta bu süreçten sonra Body Talks, ben şunu da söyleyeyim Sibel Hocam. Body Talks flört özlüğü desteklese de çok eşçiliği desteklemez. Yani evet. Poligami olanını desteklemez. 3-4'ü desteklemez yani. Ama yani, ben hani hocam olarak buna göz yumarım da 3-4'ü ben de artık ona kızarım. 3-4'te ben kızarım, ben desteklemem. Ama siz sordunuz, benim tavsiyem aynen. İlk aklına yine git oğlum, kızım. İlk kime hani aklına geliyor, canın çekiyorsa ilk ona git diyorum ben. Volkan Hocam sen, aşk doktorumuz. En yakındakine gitsin abi. Coğrafya olarak en yakındakine mi gitsin? E tabii yani. Zaten süreç uzamış yani artık. Daha fazla dayanmaya, uzatmaya bir anlamı yok. En yakın şey olarak, mesafe olarak kimse zaman olarak ulaşabileceği onunla başlayabilir. Harika bir tavsiye oldu. İşte hoca, işte pratiklik, işte feraset, yine işte adamlık. Adamlık. Volkan Hocam çok pratik yapmak. Evet. O zaman teşekkür evet, ediyorum. Evet. Bu kısım bu kadar bende. Aynen. Volkan Hocam şunu mu anlamalıyız da bir toparlayalım? Lütfen. Şimdi. Evet. Arkadaşlar Sibel Hocam anlattı. Sakin. Libido birikmesi oldu. Hepimizde var. Bende de olmuş demek ki. Dolayısıyla ne yapacağımız, nelerle ilgili önlemler almamız gerekiyor. Sibel Hocam çok güzel anlattı. Yalnızsan ne yapacaksın? Evliyken partnerin varsa ne yapacaksın? Herkes buna göre önlemlerini alsın. Yalnızların dostu Body Talks da yarın bununla ilgili flörte ek dosyasıyla da karşınızda olacak. Var mı Volkan Hocam katkın? Ben Sibel Hocam'a çok teşekkür ederim. Bir bilim insanı olarak yine bizim ufkumuzu, zihnimizi açtı. Açtım. Katkılar için teşekkür ederim. Hiç de üzerine ekleyeceğim, katkı yapacağım bir şey yok. Bir kadın gözüyle de bizim bakış açımızı değiştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ediyorum buraya beni davet ettiğiniz için. Gerçekten keyifli oldu benim için de. Çok güzel oldu Sibel Hocam. Bu programdaki ilk kadın sesi. O anlamda da programdaki yeriniz ayrı. Evet. Aynen. Body Talks'un bu 10. bölümünde ilk defa konuk oluyoruz. Hem ilk konuksunuz Sibel Hocam hem de ilk kadın konuksunuz. Evet evet, şanslı hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim. Aynen. Geldiğiniz de çok iyi oldu. Demek ki o yani bizim gördüğümüz şeylere kadın bakış açısı şart. Ben de mesela kendi adıma ne koydum burada? TikTok izlemeyi. Bir nebze de azaltıyorum. Dozunu abi, düşürüyoruz. Abi çünkü bana herkes gri eşofmanlı, pantemo paylo böyle oynuyor, kıvırtıyormuş gibi geliyor. Sen şimdi Türkiye'deki evdekileri şey sanıyorsun, TikTok videolarında dans edenler gibi mi sanıyorsun? Aynen öyle. Ben şu an bütün Türkiye... Yok hocam yok, herkes öyle değil. Böyle uzanmış, yok eşofmanlı, ayakta böyle. Ne yapayım oğlum, onu gördük. Şimdi onu öyle sanıyorum. Haklısın, sana sunulan da o. Aynen öyle. Evet, üçüncü delirmemize gelelim. Üçüncü tip delirme benim için özel. Çünkü bunu ben teşhis ettim. Bunu ben bilime ben kazandırdım. Nasıl bir delirme bu? Evde temizlik delirmesi. Ben buna EBB ses sendromu adını koydum. Biraz karışık ama şu, günde birden fazla uzun süre elektrik süpürgesi çalıştırmak. Bu kimseye vermesin Allah bunu. Ben bunu evde yaşıyorum. Benim üst komşum her gün defalarca kez elektrik süpürgesi çalıştırıyor. Tak 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 tak. Ben bunu artık yaşaya yaşaya hani o şeyi tak 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 ne var? Bir çünkü şöyle ben şimdi vuruyordur. Detayını anlatacağım. Sadece süpürmüyor Volkan. Hayır ben aynı bir an dünkü programa gittim. Sen tak 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 deyince konfetim patlıyor dedim yani. Pat pat pat. Aynı zamanda vuruyor Volkan Hocam. Yani kadın sinirli. Tak 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 tukur tukur tukur. Yani bir yandan elektrik süpürgesi, bir yandan da o öfkenin çıkması. Şimdi bu nasıl? Semptomları nedir? Ben bunu bilime nasıl kazandırdım? 4 tane semptom tanımladım. Bunlardan en az ikisi sizde varsa bir sağlık kurumuna Bel Hocam hemen başvurun. Başvurun, tedavinizi olun. Nedir bu semptomlar? 1. Son bir hafta içerisinde birden fazla kez kendini değersiz ve amaçsız hissetme. 2. Elektrik süpürgesini düşünmeden duramama. Ben buna çok inanıyorum. Kesin yani. Hadi aklına o geliyor. Hadi bir süpürsem. Ne yapıyor acaba şu an? Ya ben ellemeden nasıl duruyorum? Sıkılıyor mu? Hep aklında o var. 3.
süpürmeden kendini tamamlanmamış hissetme. Yani uyuyamıyor. Ben bugün süpürmedim diyor. Uyuyamam. Eksiklik var kendine. 4. Özellikle çok erken ve çok geç saatlerde gelen tırnak içinde ani süpürme isteği. Yani gece geliyor mesela bu Sibel Hoca. 12'de birden istek geliyor. Allah zaten aklında düşünüyor. Makine ne yapıyor? Süpürge ne yapıyor? Diye. Bir anda diyor süpürgeyi almalıyım diyor. Ve gece başlıyor süpürmeye. Bu 4 semptomdan ben bunu tanımında yaptım. Dinleyici de varsa ki bu arada gerçekten bunu bana erkek dinleyicim yazdı. İnanmayacaksınız. Abi dedi bende bu sendrom var dedi. Çok ciddi bu. Süpürüyor muymuş? Süpürüyormuş. Sinir mi oluyormuş? Hayır süpürüyormuş. Açıyormuş. Günde 2 defa açıyormuş. Gerçekten. Hı-hı. Gerçek bu ya. Bu şaka değil. Gerçekten 2 defa açıyormuş. Süpürüyormuş. Her gün 2 defa süpürge açıyormuş. Erkek, evli, 2 çocuk babası dinleyicim var benim. İsmini vermem ben ama. Ben olsam verirdim. Olsam verirdi şimdi. Ben isim tutamıyorum çünkü. Ben söylüyorum. Ve bir tane erkekten geldi. 2 tane de kadından geldi. Gerçekten de böyle bir hastalık var Sibel Hocam. Siz de bilmiyorum. Evet. Ben bu hastalığı size yönlendiriyorum. Dinleyenlerden de bu semptomlardan ikisi varsa Sibel Hocam'a başvursunlar. Siz ne diyorsunuz hocam bu delirmeye? Şimdi çok görünen bir şey bu da. Ben de çok rastlıyorum. Benim üst kat komşum da mesela sabahın erken saatinde yatak odasını süpürerek başlıyor. Ben de onunla birlikte uyanmış oluyorum. Yani maalesef ama işte bir şekilde yapıyor da. Şimdi bu şöyle aslında birkaç maddede bunu da özetleyebiliriz. Neden temizliğe yöneldiler? Aslında en başta bir anlatmıştım ya savaş ya da kaç hani bir fiziksel aktivite. Aynen istiyor. Evet. Şimdi spora belki hiç ilgisi yok ya da sporu yapmak için herhangi ekstra bir nedeni yoksa bu sefer de işte bu fiziksel enerjiyi, biriken enerjiyi temizlik yaparak atma ihtiyacı artıyor. Nerede atacağım diyor. Öbür türlü de atamıyor. Evet. Bir şekilde hareket sonuçta. Evet. İkincisi bir şey var, aslında siz de değindiniz, birikmiş öfkeyi atma yöntemidir temizlik var kadınlar ya, için. Var hocam ya, aynen. Özellikle. Yani böyle o süpürgeyi öyle bir kullanıyorlar ki, Allah kahretsin seni, ben de kafa olsaydı da seni gördüğüm gün yolumu değiştirseydim diye süpürüyorlar falan böyle evi. Genelde eşlerine sinirleniyorlar. Ben aynısını düşünüyorum hocam. Buradan da Body Talks dinleyicisi notunu alsın. Eğer eşiniz günde birkaç kez süpürge çalıştırıyorsa dinleyici bir dikkat edin. Yani sana bir öfke birikmesi içinde olabilir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bu kadın ya 2 aydır da adam evde ya veya işte o elektrik süpürgesi çalıştıran erkek evet, evet. De benim aynı. O doluyor artık yani. Bu herif burada iyice batıyor gözüne. Öfkesini makineden alıyor. Dinleyici aslında, dikkat etsin. Başına gelir bu iş, patlar. Aslında temizlemek istediği kişi eşi olabilir yani. Aynen. Yansıtma yapıyor olabilir. Aynen öyle. Belki seni temizlemek istiyor. Dikkat et. Bu sonu hiç iyi yerlere gitmiyor. Evet. Evet hocam. Şimdi bu işte travmatik süreçten dolayı yükselen kaygı obsesyonu artırıyor. Obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz bunun bir temeli varsa kişide bu birazcık daha artıyor böyle dönemlerde. O yüzden temizlik takıntısında da yükselme oluyor. Bir diğer sebebi de bu olabilir. Ya normal gündelik hayatında da böyle takıntılar varsa OKB deniyor buna bilimsel olarak da. Evet. Bu dönemde, pandemi döneminde de temizlik olarak dışarı çıkabilir. Evet. O zaman şöyle toplayalım. Eğer enerjini atamıyorsan dinleyici bir düşün. Ben bu enerjiyi nerede atabilirim diye. Diğer bir taraftan şunu da düşün. Ben acaba eşime mi bu kadar doldum? Neyin dolmasını, patlamasını yaşıyorum diye. Diğer taraftan da öfkeye maruz kalan eş de biraz dikkat etsin kendine. Bunun sonu şiddete kadar gider bence. Yani tehlikeli bir nokta. Ya burada yine aslında Volkan hocam şuraya geliyoruz. Yine sevgisizlik var evlerde ya. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir insanın evinde sevgi olsa, flörtözlük olsa, şu Body Talks'u biraz daha benim sesimle ya dinleyici. Evinde yapacak, sevgi olan insan, flört olan insan süpürgeyi bu kadar açmaz ya. Açmaz. Çünkü temizlik onunla uğraşacak zamanı olmaz zaten. Olmaz. Aslında çok temizlik yapmak belki o sizin evlilik bölümlerinde de bir sebep olabilir. Yani bir şey, belirtilerden birisi olabilir. Doğru. Çünkü işte bravo. Bravo. Temizlik yaparak kadın kendini yoruyor. Sonra akşam eşiyle birlikte olmamak için bahane üretmesi kolaylaşıyor filan. Zincirleme böyle şeyler var yani. Mesela şimdi üçümüz de uzaklaşma yöntemi. Üçümüz de hemen bir sorayım. Volkan hocam sen süpürge yaptın mı son bir hafta içerisinde? Yapmadım, hayır. Ben de yapmadım. Sen yaptın mı Sibel hocam?
Ben dün yaptım ama 10 gündür yapmamıştım. Yani 10 Tamam. gündür ilk defa Hemen yaptım. buradan Evet. sonuçları aktarıyorum. Ben dinleyeceğim. Sibel Hocam yalnız 10 gün de çok Sibel Hocam dikkat edin dinleyici. Ama söylediği falan kirli olabilir. Ama Evet. dinleyici cebine şunu koyacak. Demek ki body talks hocaları gibi flörtöz bir hayatı benimsersen zaten evde yalnızsan ve mutluysan veya partnerinle mutluysan evde süpürgeye falan ihtiyacın olmaz. Body talks'u da buradan sana bu kazanımı sunalım. Evet sevgili hocalarım çok keyifli bir programın sonuna geldik. Üç temel delirmeyi biz dinleyicimize anlattık. Neden oluyor? Nasıl tedbirler alabilir? Pandemi sonrasında devam edecek mi? Bu gibi temel konuları aktardık. Sibel hocama çok teşekkür ediyorum ben. Ben Çok çok güzel teşekkür oldu geldi. ediyorum. İyi ki geldin hocam. İyi ki geldi Vallahi gerçekten. İyi, iyi İkimiz kimiz oldun oldu. sen. İyi kimiz Çok Sibel hocamız. çok teşekkür ederim. Çok Şimdi keyifliydi benim için de. yine bekleriz konularımız İnşallah. arttıkça. Evet. Volkan hocam var mı bir kapanışta eklemek istediğin? Sibel hocama teşekkür etmek istiyorum sadece Canım hocam eklemede. ya. Et. Gerçekten çok güzel bir kadın bilim insanı olarak bize farklı bir bakış açısı kazandırdı. Güzel tespitlerimizi, sorularımızı da bilim çerçevesi doğrultusuna yanıtladı. Benim aklım yine bugün çok net bir şekilde ferahladım. Bu delirmelerin neden olduğunu öğrendik. Anladık. Aynen. Anladık. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ben de tekrar teşekkür Sibel ediyorum. hocam sen bir daha övmek ister misin bizi? Hani çok bilimsel katılımcı filozofuna. Yani evet şey açıkçası böyle buraya geldiğim için ve ilk kadın katılımcı olduğum için de çok mutluyum. Çok Sağ ol onur hocam. duydum bundan. Çok keyifli bir şekilde ilerleyeceğinizden eminim. Sağ ol hocam. Gittikçe bence artacak zaten şeyler, takipçiler ve dinleyiciler. Çok güzel gidiyor bence. İnşallah hep böyle devam etsin. Çok teşekkürler hocam. Yine çok kapanışta da güzel övdün bizi. İyi ki seni çağırmışız. Çok güzel övüyorsun. Evet, biz ara ara çağıralım Sibel Aynen hocam. çağıralım. Arada Öv övgüye bizi. ihtiyacınız olduğunda. Evet değerli dinleyici, sevgili dinleyici ben en çok sana böyle hitap etmeyi seviyorum. Sevgili Ben de. dinleyici bugün sana yine biz rehberlerimizi sunduk. Yarın Tinder dosyasıyla karşındayız. Görüşmek üzere esen kal dinleyicimiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.